Afet Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Bu ergenlik çağından bahsettik ya Afet Hanım. O sırada ergenlik sıkıntısı yaşayan, artık işte anneyi babayı istemeyen hiçbir genç size başvurdu mu? Soyadını değiştirmek için veya işte annesini babasını reddeden. Böyle örnek davalar var mı? Allah korusun da. Tabii şimdi çocuklar 18 yaşına kadar ergin olmadıkları için velayet kimdeyse ancak onun aracılığıyla dava açılabiliyorlar. Buna ilişkin yurt dışında bir dosya vardı ama kendisi açabilir mi? Amerika'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki yüksek mahkeme açabileceğine dair bir karar vermişti. Bizde böyle bir uygulama hatırlamıyorum önümüze gelen ama davalarda özellikle anne babanın boşanma ya da ayrılık durumlarında çocuklar da işte soyadını almak istememek gibi ben görüşmeyeceğim, şahsi ilişkiye kesinlikle kurmayacağım demek gibi bazı reaksiyonlar geliştiriyorlar. Şimdi orada hele ergenlikse değil mi işte? Evet, orada gerçekten işte psikologlara çok önemli görev düşüyor. Mahkemeler şahsi ilişkide çocuğun tesliminde aslında bir nevi icra işlemi bu. Bir psikologla ve sosyal uzmanla gidiyorlar eve. Ve orada psikologların bize söylediği şey şu. Umuyorum bu böyle yeknesak bir kural haline gelir. Biz diyorlar çoğunluğu eğer çocuk reaksiyon gösteriyorsa zorla teslim etmiyoruz. Aslında teslim etmek üzere gidiyor. Ama işte orada psikoloğun özel bir duruşu var. Evet. Bunu yapmalı. Eğer gerçekten orada bir şey varsa onu aşmalı. Özellikle şahsi ilişkiyle ilgili bu sıkıntılarda biz vekil olarak aslında işimiz bu değil ama şunu yapmaya çalışıyoruz. Pedagog eşliğinde birkaç kez bir araya getirelim. Hani o tabuları yumuşatmaya çalışalım. Ondan sonra artık o birebir ilişkiyi kuralım. Normalde mahkemelerin ana kuralı bir başka kişiyi katmamaktır. Bir kural katmamaktır. Ama çocuğa dedikten sonra hiçbir şeyin bir anlamı yok.